Herkese merhaba arkadaşlar. Emsa'nın mikserini aldım. Şöyle bir tanıtım videosu çekeceğim arkadaşlar. Önce ürünün parçalarından bahsetmek istiyorum. Şöyle 3 farklı başlığı var arkadaşlar. Balon çırpıcı, krema ve yumurta beyazı gibi sıvı karışımlar için. Şu görmüş olduğunuz karıştırıcı tüm kek karışımları ve hafif karışımlı hamurlar için. Aynı zamanda içli köfte ve çiğ köfte falan da yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz hamur yoğurucu böyle kanca şeklinde pizza hamuru ve ekmek gibi yoğun karışımlar için kullanılıyor arkadaşlar. Onun dışında şurada kıyma aparatları var. Kıyma tüpü, kıyma tepsisi, yine diski ve bıçağı var arkadaşlar. Bu da ittirme aparatı. İçinde içli köfte yapma aparatı ve sosis yapma aparatı da mevcut bunun. Burada blender var böyle. Haznesi 5 litrelik arkadaşlar. Şöyle rengi de bu şekilde. Aslında pembesini istemiştim ama çok iyi edip antrasit rengini göndermişler. Şimdi önce bir hamur yapacağım arkadaşlar. Ardından da biraz tavuk göğsü falan çekeceğim. Köfte yapacağım arkadaşlar. Malzemeleri alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, malzemelerimi aldım geldim. Şöyle şuradaki düğmeye basarak başlığı yukarıya kaldırıyorsunuz. Bu sıçramayı önleyici kapak arkadaşlar. Şöyle hazneyi çıkartacağım. Hamur malzemelerini içine ekleyeceğim arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar şeker koyuyorum. Sokak simidi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Normalde benim yaptığım tarifte farklı malzemeler yazıyordu ama bugün baktığım tarif biraz farklı. Bakalım nasıl olacak. Bunu deneyeceğim. Bir buçuk tatlı kaşığı maya koyuyorum arkadaşlar ve aldığı kadar un koyacağım. Yerine yerleştiriyorum şöyle. Başlığı da böyle bu şekilde bastırarak yerleştirip sonra çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde tekrar kapatıyorum ve kapağını takıyorum arkadaşlar. Hamuru mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. Ardından biraz harput köfte yapmak için malzemeleri falan getireceğim. Harput köfte yapacağız arkadaşlar birlikte. Şöyle içine atıyorum tavuk göğüslerine.
arkadaşlar tavuk göğsünü görmüş olduğunuz şekildeydi. Şimdi gerekli malzemeleri karıştırma kabının içine alıp köfte hamurunu hazırlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, harput köftenin malzemelerini haznenin içine ekledim ve kancayı taktım, şöyle çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar, dereceli olarak hızını 4. seviyeye kadar yükselttim. Yaklaşık bir 5-6 dakika yoğurdu. Gayet güzel oldu. Bu kadar yeterli. Şimdi şeklini verip tencereye alacağım köfteyi. Arkadaşlar, sulu bir köfte oluyor bu. Tarifine merak ederseniz internetten bakabilirsiniz. Detay verecek vaktim yok şu anda. Çok lezzetli bir sulu köfte oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, köfteyi şöyle şu şekilde küçük parçalara ayırdıktan sonra yuvarlayıp şöyle elimle şekil vereceğim. Bu şekilde oluyor. Tencereye bir miktar yağ ve salça koyup iyice kavurduktan sonra üzerine sıcak su ve reyhan ekleyip köfteleri içine dökeceğim arkadaşlar. Bir süre piştikten sonra da kapatacağım. Sadece şu köfte yapma aşaması biraz yoruyor ama dediğim gibi çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, köftelerin hepsini şekillendirdim böyle görmüş olduğunuz gibi ve kaynamakta olan salçalı suyun içerisine dökeceğim şimdi. Ve bir süre piştikten sonra kapatacağım arkadaşlar. Şimdi simitlere şekil vermeye geçiyorum.
Evet arkadaşlar, simitlerin şeklini verdim ve fırına gönderiyorum hemen. Ardından da sulu köftemin altını kapattım arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılmadı. Gayet sert bir şekilde duruyor köfteler arkadaşlar. Normalde kıymayla yapılıyor bu. Yalnız kıyma yağlı olduğu için dağılma riski oluyor. O yüzden tavuk göğsü kullandım. Böyle gayet lezzetli bir yemek arkadaşlar. Deneyin mutlaka. Şimdi simitler de çıktıktan sonra onları da çekeceğim ve videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.